Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size minik hanımefendilerimiz için Berinay elbise anlatımı yapacağım. Görmüş olduğunuz üzere elbisemiz oldukça hoş ve şık, yapımı da hayli kolay. Elbisemizin içerisinde haroşa örgümüz, ilmek artışları ve işkembe örneğimiz var. Süsleme olarak da tığ işi güllerimiz. Elbisemize ilk olarak yaka kısmından 110 tane ilmekle başlayacağız. Ardından 2 diş haroşa sıramızı öreceğiz. Sonrasında ilmek artışları ve eksiltmeler yaparak bu ajurlu görüntüyü elde edeceğiz hanımlar. Sonrasını da videomun içerisinde detaylı şekilde anlatacağım. Elbisemiz için gerekli olan malzemelerimiz de videomuzun açıklama bölümünde yazıyor. Oradan okuyabilirsiniz. Hemen ölçülerimize de bakalım. Şöyle omuz üzerinden etek bitimine kadar olan ölçümüz 35 santim. Yaka kısmından kol düşüklüğümüz de 10 santim. Şöyle omuz üzerinden haroşa bitimine kadar, yani haroşa örgümüzün bitimine kadar olan ölçümüz de 12 santim. Şöyle alt etek genişliğimize bakalım. Santim alt etek genişliğimiz, üst beden genişliğimiz de 25 santim arkadaşlar. Bu ölçüleri istediğiniz şekilde büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Tamamıyla istediğiniz şekilde elbisenizi örebilirsiniz arkadaşlar. Bu elbisemize takım olsun diye bu şekilde iki parça daha örmüştüm arkadaşlar. Yapımı kanalımda mevcut her ikisinin de. Kanalımı ziyaret ederek kısa şort yapımına, aynı zamanda bandana yapımına ulaşabilirsiniz. Sizlere kolaylık olsun diye sağ üst köşedeki i harfini de ekliyorum arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman da görüntüleyebilirsiniz. Elbisemizin yapımına geçmeden önce 20.000 aboneye ulaştığım için bu üçlü takımı çekilişte hediye edeceğim arkadaşlar. Çekilişime dahil olmak istiyorsanız videomuzun açıklama bölümünü okuyabilirsiniz. Orada neler yapmanız gerektiği yazıyor. Şimdi elbisemizin ilk ön hazırlığını yapıp geliyorum. Elbisemizi örmeye başlayalım. Elbisemiz için ilk olarak 110 tane ilmeğimi klasik başlama tekniğiyle 3,5 numaralı şişimin üzerine aldım. Ardından 2 diş haroşa sıramı ördüm. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ardından 1-2 tane ilmeğimi ördüm. 1 doladım. Sırada gelen 2 tane ilmeğimi 1 olarak ördüm. 1 doladım. Sırada gelen 2 tane ilmeğimi 1 olarak ördüm. Bir dolayıp bir kesim işlemimizi sıra sonuna kadar devam ettirelim. Bir dola bir kes işlemimi uygulayarak sıramın sonuna geldim. Bakın sıramızın sonunda 3 tane ilmeğimiz kaldı. Burada İlmeklerimizi düz örerek devam edelim. Sonuncu ilmeğimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimiz. Ben haroşa örgümü ön yüzden de arka yüzden de düz örgüyle elde ediyorum hanımlar. Sizler ters olarak örüyorsanız bu sıranızda ters olarak öreceksiniz. Yani benim düz örüyorum dediğim kısımlarda ters olarak örün. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Düz örerek sıramın sonuna geldim. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi dönüşümüzü aldık. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bir tur daha örgümüzü örüp gelelim hanımlar. Burada 2 diş haroşa sıramız olsun. Örgümü bir tur daha ördüm. Bir dola bir kez işlemimizi yaptıktan sonra 2 diş haroşa sıramızı örmüş olduk. Şu anda örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda roba kısmındaki ilmek artış yerlerimizi belli edip ilmeklerimizi arttırmaya başlayacağız hanımlar. Nasıl hazırlayacaksınız hemen tarif edeyim.
Arka bedenimizin ilk parçası için 18 tane ilmeğimizi ayıralım. Ardından 2 tane ilmeğimiz artış bölümümüz için, kol evi için toplamda 19 tane ilmeğimizi bırakalım. Artış bölümümüz için tekrar 2 ilmek. Ön beden parçamız için toplamda 28 tane ilmeğimizi bırakalım. Tekrar 2 tane ilmeğimiz artış bölümümüz için. İkinci kol evi parçamız için tekrar 19 ilmek. Artış bölümümüz için 2 ilmek. Son olarak arka bedenin ikinci parçası için 18 ilmek. Şöyle ben yazıp hazırlamıştım hanımlar. Ekran resmi alabilirsiniz bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden şişme taktım. Ardındaki ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Toplamda 18 ilmeğimiz var bu kısımda. İlmeklerimizi düz örerek devam edelim. Ve artış bölümüne doğru geldik. Burada ayracımı çıkardım. Ardından ilmek artışımı yaptım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar artış işlemi. Parmağımıza ipimizi dolayıp şişimize takalım hanımlar bu şekilde. Buradaki ayracımızı da çıkaralım hanımlar. Şöyle 2 tane ilmeğimizin artış bölümü için bırakmış olduğumuz 2 tane ilmeğimizin beline bu şekilde takalım. Burada takılı kalsın. Artış bölümümüz kendini gösterinceye kadar. Şimdi kol evi ilmeklerimizdeyiz. Toplamda 19 tane ilmeğimizi düz örerek devam edelim artış bölümümüze doğru. Artış bölümüme geldim. Burada ayracımı çıkardım. İpimi parmağıma dolayıp şişime taktım. Ardından 2 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmek artışımı yaptım. Artışlarımız bu 2 tane ilmeğin sağında solunda devam edecek. Şöyle ilmeklerimizi takalım. Şimdi ön parça ilmeklerimizi örerek devam edelim artış bölümümüze doğru. Artış bölümüme doğru geldim. Ayracımı çıkardım. İlmek artışımı yaptım. Ardından 2 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmek artışı. Burada ayraçlarımızı bu 2 tane ilmeğimizin beline takalım. Şimdi kol evi ilmeklerimizdeyiz. İlmeklerimizi örerek devam edelim. Ve artış bölümümüzdeyiz. Ayracımızı çıkaralım. İlmek artışımızı yapalım. Ardından 2 tane ilmeğimizi örelim. Tekrar ilmek artışı. Burada da ayracımızı artış bölümündeki 2 tane ilmeğimizin beline takalım. Şimdi ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sırasında hanımlar herhangi bir farklılık yok. Tüm ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. İlmek artışı yapmadan. Tüm ilmeklerimi düz örerek arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada tekrar ilmek artışımızı yapacağız.
İlmek artışlarımızı örgümüzün ön yüzünde yapmaya devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimiz gerekli sayıya ulaşıncaya kadar. Bu sıramızda tekrar ilmek artışlarını nasıl yapacağınızı göstereyim. Bakın, iki tane ilmeğimize geldik. İki tane ilmeğimizi gördüğümüz gibi hemen parmağımıza ipimizi dolayıp artış işlemimizi yapalım. Ardından iki tane ilmeğimizi örelim. Tekrar ilmek artışı. İki ilmeğimizin sağında solunda ilmek artışlarımızı yapalım. Şimdi diğer artış bölümüne doğru ilmeklerimizi örerek devam edelim. Artış bölümüne doğru geldim. İlmek artışımı yaptım. Ardından iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmek artışımı yaptım. Bu ayraçlarımızı buradan çıkarmayalım hanımlar. İki tane ilmek böyle artış kısmımız tam görününceye kadar aklınız karışmasın. Hani düzgün şekilde artışlarınızı devam ettirin. Şimdi ön beden ilmeklerimizi örerek bir devam edelim. Artış bölümüme doğru geldim. Hemen ipimi parmağıma dolayıp ilmek artışımı yaptım. Ardından iki tane ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmek artışı. İlmeklerimizi tekrar düz örerek diğer artış bölümümüze doğru devam edelim. Şu an kol evi ilmeklerimizdeyiz. İlmek artış bölümüne doğru geldim. Kol evi ilmeklerimi örerek iki ilmeğimden hemen önce ipimi parmağıma dolayıp ilmek artışımı yaptım. Ardından iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmek artışı. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim ve sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüz sırasında tüm ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Herhangi bir ilmek artışı eksiltmesi yapmadan. Örgümüzün ön yüzünde tekrar ilmek artışı. Örgümüzün her ön yüzünde ilmek artışlarımızı devam ettirelim. Gerekli ilmek sayısına ulaşıncaya kadar. 1, 2, 3, 4 kısımda. Tarif ettiğim şekilde ilmek artışlarımızı yapmaya devam edelim. Roba kısmında gerekli ilmek sayısına ulaşıncaya kadar ilmek artışlarımı devam ettirdim. Toplamda kaç sıra ilmek artışı yaptım? Şöyle beraber sayalım. Ayracımızın bulunduğu kısımdan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra. Sizlere 16 sıra ilmek artışı yeterli gelmiyorsa biraz daha ilmek artışınıza devam edebilirsiniz hanımlar. Uzun geliyorsa da biraz kısa tutabilirsiniz. Tamamıyla elinizin dokusu bir de iplerin kalınlığı inceliği belirliyor hanımlar. Yani şartlı bir rakam değil. Şişimin üzerinde de toplamda 238 tane ilmeğim oluştu. Onu da belirteyim. Bir de hanımlar burada bir tane ilik açmamız gerekiyordu. Ben söylemeyi unuttum. Şöyle birinci iliğimiz bir dola bir kez işlemini yaptığımız zaman burada bir tane oluşmuş zaten iliğimiz. Ardından 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa sıramızı örelim. Ardından bir tane daha iliğimizi açalım. Yeterli oluyor hanımlar. Şimdi kol kısım ilmeklerimize geçiş yapacağız. Artık roba kısmındaki ilmek artışlarımız tamamlandı. Burada arka bedende bulunan ilk parçamızı örüp birinci ilmek artış kısmımıza kadar gelelim. Birinci artış kısmına kadar örerek geldim. Burada artış bölümünde bulunan iki tane ilmeğimizin bariz şekilde kendini gösteriyor hanımlar. İki tane ilmeğimizin bir tanesini arka beden ilmeklerimize ilave edelim. Bir tanesi de kol evi ilmeklerimize kalacak. Burada şimdi ilmek artışları yapmaya başlayalım. Kol evi ilmeklerimizde bir ilmeğimizi iki ilmek haline getireceğiz. Bir kanadından ördüm, bir ilmeğim çıktı. Şimdi diğer kanadını da aynı şekilde ördüm. Ve bir ilmeğim iki ilmek haline gelmiş oldu.
Sıradaki ilmeğimi de tekrar bir ördüm. Bir de diğer kanadından. Dilerseniz daha farklı ilmek artış teknikleri de uygulayabilirsiniz hanımlar. Önemli olan kol evinde kaç ilmeğimiz varsa iki misline çıkaralım. Bu arada biz de kol evi ilmeklerimizi sayalım hanımlar. Şöyle ilmek artış yerinden bir tane ilmeğini bu kısımdan da kol evine ilave ederek sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53 ilmek. Burada 53 ilmeğimiz 106 ilmeğe çıkacak. İlk olarak bir kanadını örüyoruz ilmeğimizin. Ardından diğer kanadını. Bu şekilde ilmek artışımızı yaparak devam edelim. Bir sonraki artış bölümüne kadar. Çok fırfırlı bir görüntü istiyorsanız hanımlar kol kısmında bir ilmeğinizi 3 ilmek haline getirin. O şekilde daha çok fırfırlı duruyor. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz hanımlar. 3 ilmeği nasıl getireceksiniz? Hemen onu da göstereyim. Bakın ilmeğimin içerisine girdim, bir ilmek çıkardım. Dış taraftan şişimin üzerine ipimi doladım. İkinci ilmeğim oldu. Tekrar ilmeğimin içerisine girdim, 3 ilmek. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar, yani sıra sonundan kastım hanımlar, artış bölümüne kadar bu şekilde devam edelim. Artış bölümüne kadar bir ilmeğimi iki ilmek haline getirerek geldim. Burada artış bölümündeki bir tane ilmeğimizi hemen kol evi ilmeklerimize ilave edelim. İki tane ilmek haline getirerek diğer ilmeğimizi de önmeden ilmeklerine bırakıyoruz hanımlar. Şimdi dönüşümüzü alalım. Bu sıramızda tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Sırasıyla dikkat edelim ilmeklerimiz aradan kaçması. Kol evi ilmeklerimi ters örerek geldim. Burada arka beden ilmeklerimize geçiş yapmadan dönüşümüzü alalım. Burada şişimizi şöyle örgümüze takalım. 4 numaralı şişimize geçiş yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından bu sıramızda tüm ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi buradan dönüşümüzü alalım. Örgümüzün arka yüzünde modelimizi kuruyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Ardından bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Sırada gelen ilmeğimi örmeden üzerine doladım. Bu şekilde aldım. Ardındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi örmeden üzerine ipimi doladım. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden üzerine ip dolayarak şişimizi alıyoruz.
Örgümüzün birinci sırası bu şekilde alınır. Örneğimizi arka yüzde uyguluyoruz. Hızlı ördüğümü, hızlı anlattığımı düşünüyorsanız hanımlar, sağ üst köşede 3 tane nokta var. Üzerine tıkladığınız zaman hız ayarını düşürebilirsiniz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Görüntümüz bu şekilde alınır. Örneğimi uygulayarak sıramın sonuna geldim. Sonra tekrar bir tane ilmeğimi dolayarak aldım. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi dönüşümüzü aldık. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Ardından bakın dolama işlemimizi örmeden şişimize aktaralım. Bir sonraki ilmeğimizi düz olarak örelim. İki düzümüzü ördük. Dolama işlemimizi boş olarak şişimize aktardık. Tekrar 1, 2 ilmeğimizi ördük. Tekrar dolama işlemimizi üzerine direk alıyoruz. 2 ilmeğimiz düz. Şişimizin üzerine dolamış olduğumuz ipimizi boş olarak şişimize aktarıyoruz. Dikkat edelim. Dolama işlemini örmeyelim hanımlar. Örmeden. 2 düz boş aktar. 2 düz örmeden aktar. Örneğimiz oldukça basit. Örgümüzün ön yüzünden de arka yüzünden de hep düz örerek yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Sondaki iki ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu sıramızda dikkat edelim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Ardından bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın burada ilmeklerimizin duruşu bu şekilde, bakın çift çift duruyor. Çift duran ilmeğimizi bir olarak örüyoruz. Ardındaki tek duran ilmeğimizin başına dolayarak alıyoruz bu şekilde. Çift duran ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tek duran ilmeğimizi örmeden şişimizin üzerine ipimizi dolayarak alıyoruz. Çiftliği bir olarak örüyoruz. Tekliği üzerine ip dolayarak. Örneğimiz çaprazlanarak devam ediyor. İkili gördüğümüzü bir olarak örelim. Tekli gördüğümüzün üzerine ipimizi dolayalım. Bu şekilde. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.
Örneğimi uygulayarak sıra sonuna geldim. Dönüşümü aldım. Kenar ilmeğimi örmeden ardındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada dolamış olduğumuz ilmeğimizi örmeden şişimizi aldık. Ardından 1 2 ilmeğimizi ördük. Tekrar dolamış olduğumuz ilmeği boş, ardındaki 2 ilmeği düz ör. Örneğimiz tekrarlanarak devam ediyor hanımlar. Hep bu şekilde. Birkaç sıra ördükten sonra görüntüsü daha güzel şekilde oluşacak. Bu şekilde dolama işlemi boş, iki taneyi düz. Bu şekilde devam ederek sıramızı tamamlayalım. Örneğimi uygulayarak sıramın sonuna geldim. Dönüşümü aldım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk kurduğumuz sıraya dönüş yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Ardından bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimin başına dolayarak aldım. Ardında duran, bakın çift çift duruyor hanımlar. Arkadaki işlemimiz de hep aynı. Şu anda bakın çift çift duran ilmeklerimizi tekrar bir olarak alıyoruz. Tekli duran ilmeğimizi örmeden tepesine dolayarak bu şekilde. Çift duranı ör. Tekli olanı örmeden tepesine ip dola. Örneğimiz arka yüzde hep bu şekilde. Ön kısmını da gösterdim hanımlar. Zaten örneğimiz toplamda iki sıradan oluşuyor. Hep aynı işlemi uygulayarak devam ediyoruz. Bu şekilde örneğimizi tekrarlayarak bir miktar örüp gelelim. Örneğimi tekrarlayarak bir miktar örgümü devam ettirdim. Bu sıramızda ilmeklerimizi haroşa örgüye çevireceğiz hanımlar. Haroşa örgüye geçiş yapmadan önce kaç santim kadar ördüm beraber bakalım. Şöyle haroşa sırasına kadar ölçelim hanımlar. Toplamda 5 santim. Sizlere 5 santim kısa geliyorsa biraz daha örneğinizi devam ettirebilirsiniz. Ardından haroşa örgünüze geçiş yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Çift görünen ilmeğimizi tek olarak örelim. Yani ilmek artışı yapmayalım, dikkat edelim. Bakın bu şekilde çift duran ilmeklerimizi bir ilmek olarak örelim. Tüm ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda tekrar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Örgümüzün arka yüzünden de bir sıramızı örüp tamamlayalım. Ardından ilmeklerimizi kapatalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmeklerimizin tamamını kapatacağız. İlk iki ilmeğimi bir olarak ördüm. Çıkan ilmeğimi tekrar şişime takıp tekrar iki ilmeğimi bir olarak ördüm. Kesim işlemimizi yaparken hanımlar ilmeklerimizi fazla sıkmadan doğal şekilde kesimimizi yapalım ki kasma olmasın.
Sırasıyla ilmeklerimizi kapatarak sıra sonuna kadar devam edelim. İlmeklerimi kapatarak sıra sonuna doğru geldim. Sonuncu ilmeğimi de kapattıktan sonra sağlamlaştırmak için şöyle bir tane zincirimi çektim. Ardından ipimi kestim. Şimdi burada ipimizi arka beden ilmeklerinden tutturalım hanımlar. Bakın burada kol kısmımızı tamamladık. Şöyle kol kısmını da göstereyim. Bakın bu şekilde. Şimdi 3,5 numaralı şişimize geçiş yapalım. Şöyle ilk olarak şişimi düzelteyim. Şişlerimi düzeltip ipimi de bağladım hanımlar. İpimi de kol ilmeklerimizin sonuncusundan tutturdum. Şimdi ön beden ilmeklerimizi örerek ikinci kol kısmımıza doğru gelelim. İlmeklerimi örerek ikinci kol kısmıma doğru geldim. Burada nasıl geçiş yapacaksınız göstereyim hanımlar. Bakın burada ilmek artış kısmımız mevcut. Bir tane ilmeğimizi ön beden ilmeklerimize dahil edelim. Diğer ilmeğimizin üzerinden hemen iki tane ilmek oluşturalım. Bir kanadını ördüm. Bir ilmeğim oldu. İkinci kanadını ördüm. İki tane ilmeğim çıktı. Bu şekilde ilmek artışlarımızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi ikinci kol kısmımıza geçiş yaptık. Burada da bakın burada mesela 53 tane ilmeğimiz vardı. 106 ilmeğe çıkardık. Burada da aynı işlemimizi uygulayacağız. Şimdi buraya kadar ilmek artışımızı yaparak geleceğiz. Son olarak arka beden ilmeklerimiz kalacak şişimizin üzerinde bu kısımdan. Buradan da yine artış bölümündeki iki ilmeğimizin bir tanesini kol evine, bir tanesini ön beden, pardon, arka beden ilmeğimize bırakacağız. Buraya kadar ilmek artışlarımızı yapıp geleceğiz. Ters örerek sıramızı tamamlayacağız. Ön yüzde 4 numaralı şişimize ilmeklerimizi örerek aktaracağız. Sonrasında işkembe örneğimizi uygulamaya başlayacağız. Ardından burada 5 santim kadar ördükten sonra tekrar haroşa örneğimizi döndürüp 2 sıra haroşamızı öreceğiz. Ardından ilmeklerimizi kapatacağız. Yani kısacası arkadaşlar birinci kol kısmında yapmış olduğumuz tüm işlemleri ikinci kol kısmında da uygulayacağız. İkinci kol kısmımızı da tamamlayıp gelelim. Beden kısmına beraber geçişimizi yapalım. İkinci kol kısmımı da aynı şekilde örüp tamamladım. Şimdi arka beden ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Örmeden önce ilk 8 ilmeğimiz ve son 8 ilmeğimizi birbirine kaynaştıracağız hanımlar. Onun için ilk olarak ilmeklerimizi sağ şişimizin üzerine örmeden aktaralım. Şöyle birinci kısımdaki ilmeklerimizi aktardıktan sonra yedek şişimizi alalım. Bu kısımdan sadece 8 tane ilmeğimizi alacağız. Şöyle 8. 2, 4, 6, 8. Bu kısımda ipimizi bir bağlayalım. Şöyle tığ yardımıyla. Şöyle bağladıktan sonra örgümüzü çevirelim. Şöyle ilik açmış olduğumuz kısmımız arka tarafta kalacak. Diğer kısım bize bakacak. İlk olarak ön kısımdaki ilmeğimizden şişimizin üzerinden bir ilmeğimizi alalım. Ardından arka kısımdaki ilk ilmeği. Ve ikisini bir olarak örelim.
Aynı şekilde ikinci ilmeğimizi bir önden bir arkadan. İlk olarak ön kısımdaki şişten, ardından arka kısımdaki. Sırasıyla 8 tane ilmeğimizi öredim. Burada toplamda 16 tane ilmeği 8 taneye düşürmüş olduk hanımlar. Son olarak 8. ilmeğimiz. İlmek kaynaştırma işimizi tamamladık. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi sonra ilmeklerimizi de ters olarak öreceğiz. İpimizi kendimize taraf alıp ters olarak örelim. Sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda ilmek artışlarımızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. ilmeğimin ilk olarak 1. kanadından ilmeğimi ördüm. Ardından 2. kanadından. Bir ilmek artışı yaptım. Ardından bir ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizde tekrar ilmek artış işlemi. Bir ör. İkinci ilmekte tekrar ilmek artışı. Beden kısmındaki artış işlemimiz bu şekilde. Kenar kısımda ilk olarak 4 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1 tane ilmeğimizi boş, ardından 3 tane ilmeğimizi örüyoruz. 4. ilmeğimizde ilmek artışı. 1 tane ilmek artışı yapmadan düz olarak örüyoruz. Tekrar ilmek artışı. İşlemimiz bu şekilde tekrarlanarak devam edecek. Alt kısmın daha bol durmasını istiyorsanız kol kısmındaki gibi ilmek artışlarınızı yapabilirsiniz. Sıra sonunda 4 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar aynı işlemi tekrarlayarak devam edelim. Sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalıncaya kadar ilmek artışlarımı yaparak geldim. Sonda kalan 4 tane ilmeğimizin içerisinde ilmek artışı yapmadan sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenar kısımda da dönüşümüzü bu şekilde alalım hanımlar. Düz olarak ördük. Burada bu şekilde dönüşümüzü alalım. Ardından ipimizi kendimize taraf. Dönüşlerimizde tırtıklı bir görüntü oluşturalım ki dikiş yaparken kolaylık sağlasın bize. Bu sıramızı ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzünde 4 numaralı şişimize geçiş yaparak bir sıramızı düz olarak örelim. Ardından işkembe örneğimizi uygulayalım. Kol kısmında yapmış olduğumuz gibi. Buradaki farklılığımız ilmek artırma işlemimiz arkadaşlar. İlmek artış işlemimiz farklı sadece. Burada her bir ilmeği 2 ilmek haline getirdik. Burada 2 ilmekte bir tanesinde artış yaptık. İşkembe örneğimize geçtikten sonra elbisemiz gerekli boya gelinceye kadar örmeye devam edelim. Ardından ilmeklerimizin tamamını haroşa örgüye döndürüp birkaç sıra haroşa örgümüzü örelim. Ve ilmeklerimizi kapatalım. Sizlere tarif ettiğim şekilde elbisemin arka kısmını da tamamladım. Neler yaptım hemen özet geçeyim hanımlar. Bu
Burada ilmek artışımızı beraber yaptık. Ardından bir sıra arka kısımdan ters örgümüzü ördük. Sonrasında örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimi örerek 4 numaralı şişimin üzerine aktardım. Örgümün arka yüzünde işkembe örgümü başlattım. Gerekli uzunluğa gelinceye kadar işkembe örgümü devam ettirdim. Ardından tüm ilmeklerimi haroşa örgüye çevirip 4 diş haroşa sırası örgümü ördüm. Ardından ilmeklerimi bol bol alarak kesim işlemimi yaptım. İlmeklerimi kestikten sonra burada dikişim için bir miktar ipimi bıraktım. Şimdi ön beden ilmeklerimize geçiş yapıyoruz hanımlar. İpimiz bu kısımda kesilecek. Örgümüzü de buradan başlayacağız. Şöyle açayım. Örgümüzün ön yüzü, arka yüzü. Bu şekilde örmeye başlayacağız. İpimizi bu kısımdan bağlayalım. Ardından 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi örelim. Şimdi bu sıramızda ilmek artışı yapacağız. 4 tane ilmeğimizi ördükten sonra 5. ilmeğimizin ilk olarak 1. kanadından 1 ilmek, ardından 2. kanadından 1 ilmek daha çıkararak 1 ilmeğimizi 2 ilmek haline getiriyoruz. Ardından bir tane düz örüyoruz. Bir sonraki ilmeği tekrar 2 ilmek haline getiriyoruz. Arka beden ilmeklerinde yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada tekrarlıyoruz hanımlar. Bir ilmek ör, ikinci ilmeğin iki kanadını örerek 2 ilmek çıkar. Sıra sonunda 4 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmek artışlarımızı devam ettiriyoruz. Arka beden ilmeklerimizde, yani arka beden kısmımızda kaç tane ilmeğimiz vardı ise burada da aynı ilmek sayısını elde edeceğiz. Şimdi ilmek artışlarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda 4 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmek artış hanımlar. İlmek artışlarımı yaparak sıramın sonuna geldim. Burada bir şey göstereceğim hanımlar. Diğer kısımda, yani örgümüzün arka beden ilmeklerinde sıra sonunda 4 tane ilmeğimiz kalıyordu. İlmek artışımızı yaptıktan sonra. Burada bu ilmek artışını yapmadığım zaman 5 tane ilmek ardı arda kalıyor. Sonuncu ilmek artış işlemimizden sonra sonda 5 tane ilmeğimiz kalıyor. Burada bu kısımda da ilmek artışımızı yapalım. Yani sıra sonunda 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Bu ilmek artışını yapmadığımız zaman arka beden ilmeklerinden 1 tane ilmeğimiz eksik oluyor hanımlar. Onun için burada ilmek artışımızı yapalım. Sondaki 3 ilmeğimizi örerek tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka beden ilmeklerinde yapmış olduğumuz işlemleri burada uygulayacağız. Bu sıramızı ters olarak devam edelim. İlmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda 4 numaralı şişimize geçiş yapıyoruz. Arka beden ilmeklerimizde yapmış olduğumuz tüm işlemleri ön beden ilmeklerimizde de tekrarlıyoruz hanımlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Aynı işlemler olduğu için tekrar tekrar çekim yapma ihtiyacı duymuyorum hanımlar. Arka kısımda yapmış olduğumuz tüm işlemlerin aynısını ön beden kısmında da tekrarlayarak ön beden kısmımızı tamamlayalım. Elbisemizin arka beden kısmında yapmış olduğum tüm işlemlerin aynısını ön kısımda da tekrarlayarak tamamladım. Bir kenarındaki dikişini attım hanımlar. Diğer kısımda nasıl dikiş yapacaksınız? Hemen göstereyim. İlk olarak şöyle iki kısmı bir araya getirelim. Birinci sıramızdan
İpimizi bu şekilde bir sabitleyelim. Aynı boşluğa tekrar bir giriş. Örgümüzün yan kenarlarında bu şekilde çıkıntılar oluşturmanızı istemiştim hanımlar, dikiş yaparken kullanacağız diye. Şimdi ilk olarak arka kısımdaki ilk çıkıntıdan ardından ön kısımdaki ilk çıkıntı. Sırasıyla çıkıntılarımızdan giriş yapalım. Zikzak oluşturacak şekilde. Bu işlemimiz sadece haroş örgümüzün bulunduğu kısımda. Şimdi işkembe örgüsüne geçtiğimiz zaman farklı bir dikiş tekniğine geçiş yapacağız. Bu şekilde haroşa kısmını diktikten sonra ipimizi çekelim. Ardından örgümüzü biraz gerdirelim bu şekilde. Şimdi burada işkembe örgümüze geçiş yaptığımız zaman bakın yan kenarlarda bu şekilde görüntüler var. İlk olarak arka kısımdan giriş yaptım. Ardından ön kısımdaki girişi. Şimdi arka kısımdaki, ardından ön kısım. Dikişimizi bu şekilde yaptığımız zaman işkembe örgümüz birbirini tamamlıyor burada. Yani dikiş attığımız pek belli olmuyor hanımlar. İyice dikkat edelim. Sırasıyla ipimizi çektikten sonra muhakkak örgümüzü gerdirelim. Bakın bu şekilde örneğimiz birbirini tamamladı. Dikişimizi bu şekilde devam ettirerek kol altına doğru devam edelim. Dikişimi atarak kol altına doğru geldim. Burada muhakkak örgümüzü bu şekilde gerdirelim hanımlar. Ardından ipimizi iç kısma doğru bırakıp örgümüzün ters tarafını çevirelim. Ters tarafını çevirdikten sonra burada ipimizi bir sağlamlaştıralım. Ardından normal tel alarak dikiş yapalım. Şimdi kol kısmındaki fırfır bölümümüzdeyiz. Burada da tekrar aynı şekilde tel alarak dikişimizi yapalım. Sıra sonuna kadar geldik. Fırfır kısmımızı da bitiştirmiş olduk. Son olarak burada tekrar giriş yaparak ipimizi sağlamlaştıralım. Bu şekilde bir
Geçiş yapalım. Buradaki ipimiz de gizlensin. İyice sağlamlaştırdık. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Ve elbisemizin dikiş işlemi de tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şöyle arka beden kısmında düğmelerimizi de yapıştıralım. İliklerimizin tam karşısına denk gelecek şekilde. Görmüş olduğunuz gibi oldukça düzgün bir dikiş attık. Aynı şekilde diğer kısmınızda dikiş yapın hanımlar. Şöyle son halini göstereyim. Bakın bu şekilde bir dikiş yaptık. Oldukça düzgün duruyor. Örneği tamamladı. Aynı şekilde bu kısımda da. Güllerimi de yapıp 4 ilmek arayla yapıştırdım. Videomuz uzadığı için güllerin yapım videosunu ayrı oluşturacağım hanımlar. Sağ üst köşedeki i harfine tıklayarak gül yapım videosuna ulaşabilirsiniz. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hanımlar. Videolarımın birçok kişiye yayılabilmesi adına sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız, anlatımlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilinizi aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.